Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Bitcoin'in yanı sıra birçok altcoin'in analizini yapacağım. Bu altcoin'ler Star Atlas Coin, TLM Coin, UMA Coin, JFX Coin, Spell Coin, Cocos Coin, Burger Coin, CQR Coin, Raka Coin, Dark Coin, Floki Coin ve Waves Coin olacak. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca daha fazla kripto para yatırımcısına ulaşmam için de beğen tuşuna dokunursanız da oldukça memnun olurum. İlk olarak Bitcoin ile başlamak istiyorum analizime. Şu anda Bitcoin günlük grafiğindeyim. Bitcoin burada önemli seviyemizi kırmıştı bizim. Burada slingshot destek seviyemizi kırmıştı. Bu 21.900 seviyesiydi. Bu seviyeyi kırdıktan sonra da zaten düşüşün bayağı bir sertleştiği görünüyor. Buradaki önemli desteğimiz ise 19.700 seviyesiydi. Burası hem 200 günlük hareketli ortalama hem de 20 haftalık hareketli ortalama olması açısından kuvvetli bir destekti. Bu desteği de bugün altına bir ihlal gerçekleştirdi ancak yeniden yukarı attığı görünüyor fiyatın. Burası böyle bir fitil olarak kalırsa Bitcoin buradan yeniden yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Ancak bu 19.700 seviyesi aşağıya kırıldığı takdirde ve bir gün kapanışı da olduğu takdirde artık burada yükseliş trendinden söz edemeyiz ve düşüşün daha da derinleşmesini beklerim ben Bitcoin adına. Bu durumda da 17.380 seviyesi benim aşağıdaki hedefim olacaktır. Bu seviyeye kadar bir düşüş beklerim Bitcoin'de ilk etapta. Gerek Fed'in olumsuz politikaları, gerek dünyada yaşanan savaş ve ekonomik kriz neticesinde kripto paralar, riskli varlık statüsündeki kripto paralar oldukça değer kaybetmeye başlıyor. En ufak bir olumsuz haberde bütün kripto paralar aniden çöküşe geçmeye başlıyor. Bu yüzden de özellikle altcoin yatırımcılarının oldukça dikkatli olmasını öneriyorum ben kendi adıma. İkinci olarak Waves Coin'e geçelim hemen. Waves Coin de burada 20 haftalık hareketli ortalamayı aşağıya kırdı. Diğer birçok altcoin'de olduğu gibi. Yani altcoin yatırımcılarının mutlaka dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu majör destekler kaybedildiği takdirde burada derin sert düşüşler olabiliyor. Bu durumda da yani çok ciddi zararlar söz konusu oluyor. Yani bu majör destekler kırıldıysa artık bir şekilde karar verip zarar kesi yapmak oldukça mantıklı gibi görünüyor. Burada 20 haftalık hareketli ortalamamız 2.30, 2 dolar 30 sent seviyesi aşağıya kırıldı ve burada Fibonacci 0.618 seviyemizin de aşağıya kırıldığı görünüyor. Bu seviyede 2 dolar 6 sent seviyesi. Bu seviyede aşağıya kırıldı ve artık buradaki hedefimiz bizim altta 1 dolar 70 sent olacaktır. Düşüşün daha da derinleşmesi durumundaysa 1 dolar 25 sente kadar bir düşüş söz konusu olabilir. Ancak burada yeniden bir yükselişten söz edebilmemiz için ise fiyatın yeniden 2 dolar 30 sent seviyesinin üzerine atması gerekiyor. Bu 2 dolar 30 sent seviyesi üzerinde ise 2 dolar 84 sent seviyesi bizim yukarıdaki satış hedefimiz olacaktır ilk etapta. Floki'ye geçelim hemen. Floki de bu son 2 ayda gayet güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti. Burada 680.000 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ancak burada 20 günlük hareketli ortalamayı aşağıya kırdı ve bizim buradaki slingshot alt desteğimizi de bugün test etti ve altına da kırdığı görülüyor. Burada önemli bir seviyemiz var. Şöyle hemen haftalıktan göstereyim. Zaten buradan noktasal bir tepki aldı. Bizim slingshot'taki haftalık desteğimizden tam net bir şekilde tepki aldı ve buradan bir miktar yukarıya yükseldi fiyat. Bu seviyemiz ise 250.000 seviyesi. Bu 250.000 seviyesi haftalık destek olarak oldukça önemli bir seviye. Zaten daha önceki analizlerimde de bundan bahsetmiştim. Ancak bu seviye aşağıya kırıldığı takdirde ise burada ilk etapta 182.000 ve ardından 146.000 seviyesi aşağıdaki daha güçlü desteklerimiz diyebilirim.
Ama bu seviye kırılırsa zaten 250 bin seviyesi altındaki kapanışlarda düşüşün daha da derinleşmesini beklerim ben. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yukarıdaki majör direncimiz ise 375 bin seviyesi. Yeniden Floki'de güzel bir yükseliş görmemiz için bu seviyenin yeniden kazanılması ve üzerinde gün kapatması gerekiyor. Buna da dikkat etmek gerekir. Dark Coin'e geçelim hemen. Coin'de önemli destek seviyelerini kaybetti maalesef. Yani burada hem 20 haftalık hareketli ortalamayı kaybetti. Aynı zamanda burası Fibonacci 0.618 seviyesine de tekabül ediyordu. 17.000 seviyesi. Bu 17.000 seviyesini kaybettikten sonra da altta Fibonacci 0.786 seviyesinin de altına kırdığı görünüyor. Yani bu durumda da aşağıda 12.880 seviyesine kadar ilk etapta bir düşüş görmemiz muhtemel. Yani bu önemli seviyeleri aşağıya kırmış olması burada düşüşlerin derinleşebileceği anlamına geliyor. Yani bu oldukça derin düşüşlere de neden olabilir. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması lazım. Yeniden bir yukarı yönlü hareket görmemiz içinse 17.000 seviyesinin mutlaka aşılması gerekiyor. 17.000 ve 18.000 seviyeleri bizim için önemli olacaktır yukarıda. Bu seviyeler aşıldıktan sonra yeni long pozisyonlar, yeni alımlar tabii ki denenebilir. Ancak buralarda alım riskli olacaktır. Çünkü buradan 12.800 seviyesine ve ardından 5.000, 6.000 seviyelerine kadar düşüşte gözlemlenebilir. Yani bu piyasanın tabii ki gidişatına bağlı, Bitcoin'in yapacağı hareketlere bağlı. O yüzden Darkcoin yatırımcılarının da dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Raka Coin'e geçelim hemen. Coin'de aynı Dark Coin gibi önemli destekleri kırdı. Burada 20 haftalık hareketli ortalamayı ve daha önce de zaten 200 günlük hareketli ortalamayı kırmıştı. Bu 21.400 seviyesinde şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız. Bu seviyeyi kırmakla da kalmadı. Fibonacci 0.618 ve 0.786 seviyelerinde altına kadar düştüğü görünüyor. Buradaki yakın desteğimiz bizim 16.300 seviyesi. Bu seviyede kaybedilirse maalesef 10.500 seviyelerine kadar bir düşüş görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum. Ancak yeniden bir yükselişten bahsedebilmemiz için ise yeniden fiyatın bu 21.400 seviyesinin üzerine atması lazım. Bu seviyeden sonra da 24.700 seviyesi oldukça önemli olacaktır Raka Coin'de. Şu anda düşüş yönlü düzeltmeye devam ediyor. Yani yatırımcıların yine dikkat etmesi gerekir. SQR Coin'e geçiyorum hemen. Zaten çoğu altcoin birbirinin kopyası gibi. Yani sadece rakamlar değişiyor. SQR Coin'de yine bizim önemli desteğimiz olan 20 haftalık hareketli ortalamayı kaybetti. Ve burada 0.786 seviyesini ve aşağıdaki diğer Fibonacci seviyemizi de kaybettiği görünüyor. Burada düşüşün devam etmesi durumunda 6.700 seviyesi önemli olacaktır. Burasının güçlü bir destek olacağını düşünüyorum ben SQR Coin'de. Zaten bir önceki analizimde de bunu bahsetmiştim. Henüz bu 20 haftalık hareketli ortalamayı kırmamışken yani burada dikkatli olmak gerektiğini ve büyük düşüşlerin geleceğini ben arkadaşlara aktardım. Ancak tabii ki kim ne kadar bundan faydalandı onu da bilmiyorum. Yani şu anda önemli destek kırıldı ve aşağıya doğru büyük bir düşüş söz konusu. 6.700 seviyesi bu düşüşün devamında ilk karşılaşacağımız destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir yükseliş için ise 10.300 seviyesini yeniden üzerinde bir gün kapanışı gerekiyor. Yani bu 10.300 seviyesi aşılmadan da herhangi bir long işlem ya da alım yönlü bir işlem riskli olacaktır. Burger Coin'e geçelim hemen. Burger Coin de aynı SQR Coin gibi
20 haftalık hareketli ortalamayı kırdıktan sonra derin bir düzeltmeye girdiği görülüyor burada. Yalnız burada Fibonacci 0.618 seviyesinden bir tepki aldığı görünüyor ve biraz buradan yukarı yönlü bir hareket yaptığı görünüyor. Burada 5580 seviyesi önemli bir destek. Burası Fibonacci 0.618 seviyesi. Bu seviye altında ise 5160 ve 4600 seviyeleri, çok daha altında ise 3100 seviyesi kuvvetli destek olarak düşünülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi, yeniden başlaması adına ise 6500 seviyesinin mutlaka aşılması gerekiyor. Bu seviye aşıldıktan sonra zaten yukarıdaki hedefleri sizlere yeniden aktarmış olurum. Kokos coin'e geçelim hemen. Kokos coin diğer altcoin'lere nazaran yine biraz daha iyi durumda. Çünkü burada yukarı trendini, yükseliş trendini bozmuş değil henüz. Burada önemli seviyemiz 1 dolar 20 sent seviyesi. Zaten bugün de 1 dolar 20 sentten bir tepki aldı ve yukarıya 1 dolar 30 sent seviyesine kadar çıktığı görünüyor. Yani burada noktasal olarak bizim desteğimiz çalıştı burada. 1 dolar 20 sent seviyesi noktasal olarak çalıştı. Bu 1 dolar 20 sent seviyesine dikkat etmek gerekir. Bu seviye kaybedildiği takdirde ise 85 sent seviyesine, 84 sent seviyesine kadar düşüşler gelebilir. Burası zaten Kokos Coin'de artık son kale. Bu seviyede kaybedilirse büyük bir düşüş geleceğini düşünüyorum buradan. Ancak 84 sent seviyesi güçlü bir destek. Yani bu 1 dolar 20 sent seviyesi de güçlü bir destek ama Bitcoin'in hareketleri malum. Yani biraz belirsizlik içerdiği için bu seviyede tutunup tutunmayacağından tam emin değilim. Ancak bu seviyelere dikkat etmek gerekiyor. 1 dolar 20 sent ve aşağıda 85 sent seviyeleri bizim yukarı yönlü majör hareketler görmemiz için kilit seviyeler olarak aklımızda bulunmalı. Bir diğer altcoin'imiz Spell Coin'e geçiyorum hemen. Spell Coin'de de geçtiğimiz videolarımızda bol bol uyarı yaptım yatırımcılara. Buradaki 20 haftalık hareketli ortalama oldukça önemliydi. Yani bu seviyenin her ne olursa olsun yukarı yönlü hareketler görmemiz için korunması gerektiğini aktarmıştım. Ancak bu seviye aşağıya kırdı. Yani bu seviyelerde artık stop olunması gerekiyordu. Ben kendi trade yöntemimde böyle yapıyorum açıkçası. Ve bu şekilde zararlardan kurtulmuş oluyorum. Buradaki 20 haftalık hareketli ortalamamız 7100 seviyesinde şu anda. Bu seviye aşağıya kırdı ve bizim alttaki Fibonacci desteklerimizden 6100 seviyesine kadar bir düşüş oldu. Hatta burada 5900'e, 5870'e kadar bir düşüş oldu. Ancak şu anda 6300 seviyesinde fiyatlanıyor. Burada düşüşün, düzeltmenin devam etmesi durumunda, bu 6100 seviyesi kaybedilmesi durumundaysa ilk etapta 4500 seviyesine kadar düşüş beklerim ben. Burası da güçlü bir destek olarak şu anda karşımızda, alt tarafta bizi bekliyor. Ancak yeniden buradan fiyat toparlanması halinde Bitcoin'le beraber bir yükseliş başlaması durumundaysa 7100 seviyesi dikkate alınmalı. Bu seviye üzerindeki günlük kapanışlar yeni yükselişler için oldukça belirleyici olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu seviye üzerine çıkmadan da yeni long veyahut da alım işlemleri riskli olacaktır. Diğer altcoin'lerde olduğu gibi. CFX coin'e geçiyorum hemen. CFX coin de güzel bir yükseliş trendi gerçekleştirdi. Burada önemli alttaki desteklerimiz, düzeltmeler durumunda 13.60 seviyesi ve onun hemen altındaysa 11.70 seviyemiz bulunuyor. 13.60 seviyesi Slingshot'taki haftalık desteğimiz. 11.70 seviyesi ise bizim haftalık MA9 seviyemiz. Yani bu seviyelerin güçlü destekler olduğunu düşünüyorum. Bu seviyeler kaybedilmediği takdirde ise yukarı yönlü hareketlerin yine devam etmesini beklerim ben CFX coin'de. Ancak bu seviyeler, yani 13.60 ve 11.70 seviyeleri kaybedildiği takdirde ise 7 sente kadar bir düzeltme söz konusu olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bu özellikle 13.60 seviyesi kırılırsa aşağıya
Yani burada artık haftalık yükseliş trendinin bozulacağını düşünüyorum ben. Bu durumda da stop olunması yine mantıklı bir seçenek olabilir CFX Coin yatırımcıları açısından. Bu seviyeler kırılırsa 13.60 ve 11.70 seviyeleri kırılırsa da aşağıda 7 sent seviyesine kadar düşüşler maalesef bizi bekliyor olacaktır. UMA Coin'e geçiyorum hemen. UMA Coin de burada haftalık bazda bizim hem 50 haftalık hareketli ortalamamızı denedi. Buradan 50 haftalık hareketli ortalamadan hatta noktasal bir tepki aldı ve buradan düzeltmeye başladı. Yani bu 50 haftalık hareketli ortalamayı aşamadı ve buradan derin bir düzeltmeye girdiği görünüyor. Bir diğer önemli seviyemiz de 20 haftalık hareketli ortalamamızdı bizim. Bu da 1 dolar 86 sent seviyesinde. Bu seviyeyi de aşağı kırdığı ve altta Fibonacci 0.5 seviyemizden bir destek aldığı görünüyor. Fibonacci 0.5 seviyemiz bizim 1 dolar 65 sent seviyesi. Bu seviyenin altındaysa daha kuvvetli bir desteğimiz olan Fibonacci 0.618 seviyemiz olan 1 dolar 52 sent seviyesi var. Burada 1 dolar 65 sent, 1 dolar 52 sent ve 1 dolar 34 sent seviyeleri aşağıdaki sıralı desteklerimiz bizim. Bu seviyeler güçlü destekler. Ancak bu seviyeler aşağı kırdığı takdirde ise burada 1 doların da altında bir fiyatlanma görmemiz oldukça muhtemeldir diye düşünüyorum. O yüzden bu seviyelerin kırılıp aşağı yönde kırılıp kırılmadığı oldukça önemli olacaktır. Ancak Bitcoin ile birlikte yukarı yönlü hareketler başlaması durumundaysa 1 dolar 86 sent seviyesinin ilk etapta günlük kapanışlarla kazanılması gerekiyor. Bu 1 dolar 86 sent seviyesi şu anda yakında zaten. Yani bu seviye yeniden kazanıldığı takdirde ben burada haftalık MA50'nin yeniden test edilebileceğini düşünüyorum. Bu seviyede 2 dolar 80 sent seviyesi. Zaten bu seviye üzerine çıkarsa zaten biz tam anlamıyla bir boğa koşusu görebiliriz. Yani bu 2 dolar 80 sent seviyesi aşılmadığı takdirde ise burada yine ara ara düzeltmeler söz konusu olacaktır. Burada ilk etapta ancak 1 dolar 86 sent seviyesi yukarı yönlü hareketlerde oldukça belirleyici olacaktır. Aşağıda ise 1 dolar 65 sent, 1 dolar 52 sent ve 1 dolar 34 sent seviyeleri bizim sıralı desteklerimiz olarak bizleri bekliyor. TLM coin'e geçiyorum hemen. TLM coin de oldukça kuvvetli bir desteğini kaybetti. Daha önceki analizlerimde de belirtmiştim. Bu 20 haftalık hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamalardan bahsetmiştim. Bu seviyelere çok yakın fiyat hareketleri görüyorduk ve kırılması oldukça muhtemel diye düşünüyordum ben. Ve nitekim de bu seviyeler kırıldı. Ve burada Fibonacci 0.382 seviyemizden bir destek aldığı görünüyor. Bu Fibonacci 0.382 seviyemiz 1540 seviyesi. Bu seviyeden bir tepki aldı ve 1630'lara kadar bir yükseliş gerçekleştirdiği, buradan bir tepki yükselişi gerçekleştirdiği görülüyor. Bu 1540 seviyesi aşağıya kırıldığı takdirde ise 1400 ve 1270 seviyeleri bizim alttaki kuvvetli desteklerimiz. Bu seviyede artık kaybedilirse artık 1080 seviyesine kadar bir düşüş gözlemlememiz oldukça muhtemel. Yani bu seviyeler düzgün bir şekilde çalışacağını düşünüyorum ben. Ancak buralardan herhangi bir yükseliş tekrar başlamazsa da 1080 seviyesine kadar düşüşler gözlemlenebilir. Bu yüzden TLM coin yatırımcılarının da dikkatli olması lazım. Zaten bu 20 haftalık hareketli ortalama yeniden aşılmadan yeni bir long veyahut da alım yönlü bir işlem diğer altcoin'lerde de bahsettiğim gibi defalarca oldukça riskli olacaktır. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Son olarak Star Atlas coin'e geçiyorum. Evet, Star Atlas coin'in de TLM coin'den veyahut da birçok altcoin'den hiçbir farkı yok şu anda. Ancak Star Atlas coin'de risk biraz daha fazla. Burada 20 haftalık hareketli ortalama aşağı kırıldı fakat burada düzeltmeler daha sert görünüyor şu anda. Yani buradaki alttaki artık en önemli desteğimiz ise bizim 25.600 seviyesi olacaktır.
Yani buradaki zaten yukarıdaki önemli destekleri kıra kıra, aşağı yönlü kıra kıra geldi burada. 20 haftalık hareketli ortalamayı da zaten geçtiğimiz hafta kaybetmişti. Bu 33.700 seviyesi kırıldıktan sonra zaten düzeltmeler daha bir sert olarak geleceğini bekliyordum ben. Ve şu anda da sert bir şekilde düşüş devam ediyor. 27.000'e kadar düştü bugün. Yeniden 30.000 seviyelerine geldi. Ancak burada artık alttaki en önemli desteğimiz bizim 25.600 seviyesi. Bu 33.000 seviyesi yeniden aşılana kadar, yani yeniden bu seviye üzerinde bir gün kapanışı görmezsek eğer, bu düzeltmenin ben tekrar derinleşerek devam edeceğini düşünüyorum. Yani bu 33.000 seviyesi yukarıdaki bizim önemli bir direncimiz oldu şu anda. Önemli bir desteğimiz şu anda dirence dönüştü. Ve yukarı yönlü yeni hareketlerden bahsetmemiz için 33.000 seviyesinin mutlaka günlük zaman diliminde aşılması gerekiyor. Aksi takdirde ben burada 25.600 seviyelerini beklerim ve o seviyenin de altında bir fiyatlanma olursa 16.000'e kadar bir düşüş bekliyorum açıkçası. Genel olarak altcoin'lere baktığımız zaman, yani çoğu önemli destekleri, majör desteklerini aşağıya kırmış görünüyor. Bitcoin de zaten burada tam sınırda bekliyor şu anda. Yani Bitcoin'in hareketleri de çok önemli olacaktır ve muhtemelen artık bu 19.700 seviyesi de tutmayacak Bitcoin'de. Yani bu seviyenin altına kırıp 17.380'e kadar ilk etapta bir düşüş göstermesi oldukça muhtemel gibi görünüyor. Çünkü bu Fed'in politikaları vesaire, yani bir sürü haberi zaten gündemi haliyle meşgul ediyor. Bunların da etkisi var tabii ki ve önemli seviyeler de zaten kırıldıktan sonra shortçular piyasayı ele alıyorlar diyebiliriz. Zaten burada Bitcoin çok net bir şekilde göstermişti düşüşünü. Burada 200 haftalık hareketli ortalamayı 2 kere, hatta 3 kere denedi. Kıramadı ve tekrar buradan düzeltmesine devam etti. Yani bu teknik olarak çok net çalışan bir sinyaldi aslında. Net çalışan bir short sinyaliydi. Yani burada 25.250 seviyelerinden tam noktasal olarak 200 haftalık hareketli ortalamadan short işlem açan arkadaşlar zaten burada ciddi bir kar elde etti. Burada da zaten ilk short sinyali 19.700 olmalıydı ve bu sinyalde, bu seviyede TP seviyesi de geldi. Yani burada artık insanlar kar alıyorlar. Belki bir miktar buradan yukarı yönlü hareket görebiliriz. Ancak bu seviyede kırılırsa dediğim gibi 17.380 seviyesi alttaki desteğimiz olacaktır. Ancak burada önemli bir ayrıntı daha var. Bitcoin düşerken dominans da yükselirse bu altcoinlerde büyük bir yıkıma neden olur. Dominansın da yakından takip edilmesi gerekiyor. Yani dominans, Bitcoin düşerken dominansın düşmesi altcoinlerin lehine bir durum. Ancak Bitcoin düşerken dominans artarsa bu altcoinlerde çok yıkıcı bir durum oluşturacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. Yani dominans seviyeleri sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen tuşuna dokunmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.